Bakan oldu, dekan oldu. Hapishanelerden milletvekilliğine kadar uzanan bir yoldan geçti hayatı. Ama hiç değişmedi. Her zaman sıra dışı, ilkeli ve inatçı olarak tanıdık onu. Galatasaray Lisesi'nde okuyan Beşiktaşlı bir öğrenci, 12 Mart döneminde öğrencilerini koruyup polise vermeyen bir dekan ve bireysel çıkışları kolayca potasında eriten politika dünyasından vuruşarak çekilen bir siyaset adamı o. Kimileri onu çağa uymamakla suçlasa da, o çağın getirdiği her değişime uymak zorunda mıyız sorusunu yöneltiyor bizlere. Tutucu suçlamalarına ise ben sadece tutarlıyım yanıtını veriyor. Bugünkü konuğum Sayın Profesör Mümtaz Soysal. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Şimdi en başta bir şey anlatabilir miyim? Buyurun. Politikadan çekinmedim. Vuruşmaya devam edeceğim. Bu ne güzel. Bunu zaten programın esnasında size soracaktım. Bundan sonra ne olacak diye. Ama siz hemen girişte belirttiniz. Oraya geleceğim. Öncelikle sizin çok önemli özelliklerinizden biri olan o tavizsiz ve mesafeli tutumunuzla başlamak istiyorum. Adeta hep çekinilen, bir söz söylemeden önce karşınızda iki kez düşünülmesi gereken bir insan olduğunuz izlenimi uyandırdığınızı düşünüyor musunuz? Hayır, ben öyle düşünmüyorum ama bu bana çok söyleniyor. Niçin böyle söylüyorlar, ben de onu düşündüm. Belki şundan, ben her durumun, her olayın, her rastlantının ya da rastlayışın içine böyle balıklama cumburlu patlamıyorum. Biraz düşünüyorum tabii. O düşünüşüm belki insanları biraz itiyor. Okulda da öğrenciler tarafından hani o bir yandan sevilen ama bir yandan da biraz korkulan öğretmenlerden bir tanesiniz. Tabii yani soru sormanın da bir usulü adabı var. Onu bilemiyorsa onu düzeltmeye çalışıyorum. Ya da derste ders dinlemenin bir adabı var. Hatta bir ara böyle sarı kırmızı kartlarla çıkıyordum derse. Biraz önce bir sarı kart gösterip sonra da artık uslanmamışsa kırmızı kart gösterip öğrenciye kapıyı gösterebiliyordum. Bunlar benim yaptığım işi ciddiyet kazandırmak çabalarım diye alınabilir. Bir anlamda portremin bir parçası diyorsunuz. Siz 1953 yılında Siyasal Bilimler Fakültesini bitirdiniz. 1961 yılında yanılmıyorsam Kurucu Meclis Anayasa Komisyonu üyeliği yaptınız ki o yıllarda henüz 30 yaşında çok genç bir dönemde yaptınız bu işi. 1963 yılında da doçent oldunuz. Ve o yıldan itibaren de bir anlamda fakültede ders veren birisiniz. Dolayısıyla bugün ismini bildiğimiz pek çok siyasetçi bir anlamda demokrasiyi ilk kez sizden öğrendi. Sizin öğrenciniz oldu. Bunlardan sadece birkaçı Abdülkadir Aksu, Murat Karayalçın, Uluç Gürkan ve Mehmet Keçeçiler. Sizin öğrencilerinizden sadece birkaçı. Mesut Yılmaz. Başka böyle ön planda olan bildik öğrencileriniz var mı? Vardır ama ben şimdi yani bir tek Mesut Yılmaz aklıma geldi. Var epeyce. Peki bugün öğrencilerinizle gurur duyuyor musunuz hocam? Hepsiyle değil tabii de yani duyduklarım oluyor tabii. Ama yani öğretmek ile gurur duymak için değildir. Öğretmek insanları kendilerinden gurur duyulabilecek duruma getirmektir. Ondan sonrası onlara ait tabii. Siz 2,5 ay dekanlık yaptınız ve karşılığında da 1,5 yıl hapis yaptınız. Anayasaya Giriş adlı ders kitabında değil mi? Komünizm propagandası yaptığınız için o yıllarda suçlu bulunmuştunuz. Şimdi mahkemedeki savunmanız tıpkı Sokrates'in savunması gibi hem Türk siyasi tarihine hem de Türk hukuk tarihine girmiş çok önemli anekdotlardan, dönüm noktalarından biri oldu. Tıpkı Yunan tarihinde Sokrates'in savunması neyse bizde de Mümtaz Bey'in o dönemdeki mahkemede savunusu aynı çizgide buluştu. Onu biraz anlatabilir misiniz? Çünkü şimdi bugün bir anlamda hala o tür fikir suçlarının maalesef mahkumiyetle sonuçlandığını görüyoruz. Hala fikir suçu tartışmaları devam ediyor. Dersler alınmıyor mu bu tür yaşanan anekdotlardan? Alınmıyor ki devam ediyor. Zaten o ünlü söz var ya, ders alınsaydı tarih tekerrür eder miydi? Şimdi tabii
Siz de söylediniz, benim kısa dekanlığımdan doğan bir durumdu bu. Yoksa o ders kitabı yıllarca önce yayınlanmıştı. Teknik olarak zaman aşımını da aşmıştı. Evet. Ama o dekanlığım sırasında gençliğe düşman bir zihniyet ülkede yerleşmişti. Yani o hareketlerden ülke adına bir ders çıkarmak için bunlar oluyor. Bu huzursuzluğun temel nedenleri nelerdir demek yerine öğrenciye düşman olunan bir havaydı. Bu öğrencilerin başında da herhalde bu var. Onları kışkırtan da budur. Evet. Diyerek bir dava açıldı. Zaten o kitabın konu edildiği davanın açılması için 4 ay beklendi. Uğraşıldı bir başka ilişki var mı yok mu diye. Bulunamayınca kitaptan başlandı. Kitapta da işte dediğiniz gibi düşünce suçu esastı. Bir kitap suçlanıyordu. Onun yanlışlığını belirtmeye çalıştım. O Sokrates falan meselesi de ben haddime mi düşmüş Sokrates'e kendimi benzeteyim? Ama yani savcıya söylemiştim. Yani bu çeşit davalar yargılayanlara ya da yargılatanlara şeref kazandırmıyor. İşte Sokrates'i yargıladılar. Kim yargıladı, ne oldu, bitti, kimse onu hatırlamıyor. Sokrates hatırlanıyor. Beni de o duruma sokmayın demeye çalıştım. Zorla kahraman yapmayın yani, beni. Yani öyle bir şeyler söyledim galiba. Evet. Bu yazıla yazıla yavaş yavaş efsaneleşiyor. Evet. Pek de o kadar efsaneleşecek bir şey değil. Ki aslında bir anlamda da önemli. Çünkü efsaneleşmesi en azından o tür olayların bugüne aktarılması açısından büyük önem taşıyor. Bir anlamda sembolleşiyor. Ki dün yaşananlar bugün yaşanmasın. Bu semboller bir anlamda hatırlatma niteliğine dönüşüyor. O anlamdan çok, o yönden çok önemli bir olay. Ve yine o duruşmada zannedersem yargıç Süha Umurhan bu Sokrates benzetmesi yapılınca size dönerek Mümtaz Bey siz bizim için Sokrat'tan da kıymetlisiniz yanıtını veriyor ama tabii bu mahkemenin kararını değiştirmiyor. Evet. O dönemde kırılmış mıydınız? Üzülmüş müydünüz? Bekliyor muydunuz böyle bir şey? Yok, beklemiyor. Yani hak etmemiştim böyle bir şey ama üzülmedim. Ben o zamana kadar epeyce kampçılık yapmıştım. Evet. O bakımdan yani hapishane hayatı beni çok fazla ezmedi ama ezmeye çalıştılar. Evet. O kendi kendinize bir disiplin uygulayarak, yani size uygulanmak istenen disiplinden daha sertini kendinize uygulayarak aşılabilecek bir şey. Ben onu yaparak rahatlamıştım. Bütün bir romanı çevirdim örneğin eğlence olsun diye. Evet, o çok enteresan çünkü Mamak cezaevinde işte 1,5 yıl hapis yatıyorsunuz. Daha sonra tahliye kararı çıkıyor ama siz 7-8 saat daha cezaevinden çıkmıyorsunuz. Son 1-2 saat kalmış. Ben çıkmıyor değildim. Yani avukat gelip tebliğ edecek vesaire o zaman çıkmak gerekiyordu. Ama ben istiyordum ki yani geç gelsin de şunu bitireyim. Kitap tamamlansın. Hakikaten o geç geldi ve tamamlandı. Biraz hafif Kuvay köprüsüne benzer bir durum var yani. O da uzun hikaye tabii nasıl çevirdim neler. Çünkü içinde bazen makineli tüfek falan filan geçiyordur romanın. Ama arada sırada kontrol yapılır ya. Evet. İşte erler geliyor orada makineli tüfek falan diye bir şeyler görüyorlar. Kumandana haber veriyorlardı falan. Neyse o da geldi. Peki o geçti. Çevirdiğiniz kitabı daha sonra yayınlattınız mı? Yayınlamadım. Peki o bir hatıra olarak mı kaldı? Aslında Fransızca'da çevirmiştim. Bir Polonyalı yazarın romanıydı. Aslında ilginç bir roman. Belki yayınlarım onu. En azından o dönemi hatırlatmak açısından. 250-300 sayfalık bir şey. Çok önemli. Çok eleştirdiniz ve çok yazdınız politikaya dair ama daha sonra aktif politikaya girme kararı aldınız. Uzun bir müddet girmemek konusunda direndiniz ve teklifler de oldu ama sonunda peki dediniz ve girdiniz. Neydi fikrinizi değiştiren? Hangi kararlar doğrultusunda girdiniz politikaya? Yani şöyle insanlar ben çok genç yaştan itibaren yazmaya, konuşmaya, düşüncelerimi açıklamaya ya da düşünce oluşturmaya çalıştım ama insanlar bu yeterli değil. Gir bakalım da yap bu söylediklerini dediler. İşte biraz itile kakıla çekile girdim. Ama ne olacağını belki biraz bilerek girdim. Kendi tarzımda yapmaya çalıştım. Kendi tarzıma uygun olmayan durumlar oldukça ortaya çıktıkça biraz vuruşarak bir kenara çekildim ya da başka bir yere geçtim falan. Sonuçta da yani bugünkü durumumdayım. Şimdi parlamento dışındayım ama kavgayı bırakacak değilim. Evet, girişte de belirttiniz. Vuruşarak çekilmeye itiraz ettiniz o cümleye. Çünkü çekilmedim diyorsunuz. Bundan sonrası için nasıl bir politika
Bir kere şunu kesinlikle bütün topluma iyice anlatmak istiyorum. Ona uğraşacağım. Türkiye'de çağdaşlık uğruna çağın kurbanı olunuyor. Her şey çağdaşlıktır, ilericiliktir. Şimdi bu gidiyor var ya mağazalarda falan, siz başka bir şey istersiniz. Hayır, ille bu gidiyor diyor, bir şeyi sokuşturmak isterler. Şimdi bu gidiyor yaklaşımıyla benimsenen şeyler var. Onlar ise istenen sonuçları vermiyor. Hatta ters sonuçlar veriyor. Bu yaklaşımı değiştirmek için uğraşacağım. Bunu tabii yazarak, çizerek, konuşarak ve gerekirse de siyasetin içinde aktif olarak gerçekleştirmeye çalışacağım. Evet. CHP'den sonra DSP'den de ayrıldınız. Bu her iki partiden ayrılma nedenleriniz paralellikler taşıyor mu? Taşıyor. Yani bir defa kendi tarzıma ters gelen durumlarla karşılaşıyorum. Her iki tarafta da liderle geçinemedim. Liderlerin yaklaşımları bana katlanılması gereken yaklaşımlar olarak gözükmedi. Ne diye katlanayım? Hı hı. Ben her şeyden önce kendimle barışık olmak istiyorum. Ne bileyim, sabahları insan tıraş olurken falan aynaya baktığında "Tüh be, bu dün bu yapılır mıydı?" dememeli kendi kendisine. Onun için de gururumun kırılmayacağı durumları kendim yaratmaya çalışıyorum. Başkaları yaratmasa bile. Onun için de çekiliyorum. Ve çekildiğim zaman da hiçbir şeyden vazgeçmiş ya da bir şeye pişman olmuş da hissetmiyorum. Doğru yaptığıma inanıyorum. Devam edeceğim. Peki bu çözümsüzlüğün tek nedeni lider sultası mı parti içindeki? Hayır, düşünceler de. Yani o sulta yalnız başına bir kişinin keyfiliğinden ya da birinci durumda sizin sözünü ettiğiniz birinci durumda, örneğin CHP'den ayrılışında bir liderin ya da şimdi çekilmiş olan liderin "aman anayasa mahkemesinde dava açılır mıymış, sen de taktın anayasaya" deyişinden ibaret değil, ya da ikincisinde liderin beni dışlamış olmasından ibaret değil. Asıl mesele onların da yanlış yolda oluşları, yani peşlerindeki kitleyi yanlış yola götürüşleri ve benim de o yanlıştan onları döndürmekte belki çaresiz kalışım. Galiba bu asıl. Ben bir şeyleri söylüyorum, onlar bir şeyleri yapmaya çalışıyorlar. Ama onları değiştirebilecek yere de gelmemi engelliyorlar. O zaman yani bir yerdeki yoknameni takdir edecek cuş tebdili makam eyle derler ya. Evet. Tazi nefesini tüketme, tazi nefes eyleme, tebdili makam eyle derler. Statüyü korumak isteyenler genelde hep daha fazla bir kitleyi oluşturur. Farklı düşünenler ise genelde hep azınlıkta kalır. Demokraside de aynı şey geçerli. Sizin gibi farklı düşünenler, taviz vermeyenler, belli ilkelere sahip çıkma savaşı verenler azınlıkta kalır ise ve bunlar daha sonra lider sultası ya da başka nedenlerden ötürü vuruşarak ya da daha farklı nedenlerle siyasetten çekilirler ise, o zaman demokrasi anlamıyla çoğunluğun kararları doğrultusunda işlemek durumunda kalmaz mı? Ama özde odur demokrasi. Onun için yani çekilmek onun için yanlıştır. Azınlıkta kalsanız bile çoğunluk olmak için uğraşmaya devam etmek gerekir. Bir anlamda ben düşüncelerimin doğru olduğuna inanıyorum ve bir gün bu ülkede onların çoğunluğa gelmesi gerektiğine inanıyorum. Onun için de uğraşacağım. Dışarıdan da olsa o tepkiyi tabii şimdi oluşturmak gerekiyor. Asıl dışarıdan gerekiyor. Uğraşma zamanı şimdi. Şimdi parlamento büyük ölçüde sağa kaydı. Bir takım şeyler yapmaya çalışıyorlar. Aslında ülke çoğunluğunun benimsememesi gereken şeyler yapmaya çalışıyorlar. Şunu bunu satmak, işte ne bileyim ülkenin yargı üstünlüğünü başkalarına kaptırmak vesaire gibi. Onlara karşı parlamento içinde yoksa direniş, parlamento dışında bir direnişin olması gerekir. Onu da yaratmaya çalışırım. Parlamento içinde bile karar vermekte zorlanırlar iken diğer partilerin farklı düşünmesinden dolayı parlamento dışındaki kamuoyu baskıları ya da sivil toplum örgütlerinin baskıları ya da akademisyenlerin çıkışları, uzmanların çıkışları ne derece etkili olabilir parlamento kararlarına Türkiye'de? Olmazsa zaten bedelini onlar öderler. Eğer ülkedeki havayı sezemezlerse bir demokrat değil der demektir. İki de sonuçta bunu seçim kaybederek öderler.
İstifa edip ayrıldıktan sonra DSP'nin bu seçimlerde çok parlak bir sonuç almayacağını söylemiştiniz. Milliyet Gazetesi'ne 16 Ağustos 1998 tarihinde verdiğiniz bir röportajda. Bu seçim sonuçlarından sonra nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz DSP'ye yönelik? Tabii yani konjonktür değişmeseydi o tutumla çok fazla oy alması imkansızdı. Çünkü gerçekten söylenenler ülkenin gereksinimlerine uygun değildi. Ama bir partilerin onu iktidarda tek başına bırakmış olmaları, ki bunu Mesut Yılmaz da kabul ediyor, hataydı diyor. Hı hı. Kendilerinin hatası tabii. İki, işte APO olayı konjonktürü değiştirdi ve parti böylesine bir oy artırımı sağladı. Ama bunun geçici olduğunu sanıyorum. Şimdi bu milliyetçi söylem size de yakıştırılan tanımlardan bir tanesi. Gerek Avrupa Birliği, gerek Kıbrıs konularında milliyetçi bir tavır taşıdığınıza dair pek çok eleştiri, bazen de olumlu yazılar çıktı. Mesela Kıbrıs Türktür, Türk kalacaktır dediniz. Yine ben öyle bir şey dedim. O söz size her zaman yakıştırılıyor. Bana yakıştırılıyor. Evet. Pek benim yani sloganlarla aram iyi değildir. Öyle mi? Yine keza Almanya bize vize uyguladı. O zaman biz de Almanya'ya vize uygulayalım sözü de size yakıştırılan sözlerden bir tanesi. O slogan değil ama o bir ilke. Evet. Şimdi bir anlamda bu seçim sonuçlarında da hem DSP hem de MHP bu oy oranına milliyetçi söylem sayesinde ulaştı. Dolayısıyla böyle bir söylemi taşıyan partilerin Türkiye'de oy çoğunluğuna sahip olmasını onaylıyor musunuz? Tabii yani onaylamamak mümkün değil ama bunun nedenleri üzerinde durup böylesi mi doğru, başka türlüsü mü doğru diye sormak gerekir. Ben milliyetçilik yerine mesela ulusalcılığı tercih ediyorum. Yani her şeyde ulusal olmak, hatta solculukta da. Solculuk eğer bütün insanlığı düşünmek, onların eşit, özgür ve müreffeh yaşamalarını istemek ise her şeyden önce kendi ulusunuzdan başlamak gerekir. Gücünüz belki ancak ona yeter diye düşünüyorum. O bakımdan solculuğum da ulusal ama bu uluslar arası olmayı da reddetmeyen bir ulusallık. Ama yani ulusallık ya da milliyetçilik sizin deyiminizle. Ne bileyim bu Güneydoğu olaylarında halkın duygularının peşinden gitmekten mi ibarettir? Ya da o duygulardan yararlanmak mı ibarettir? Yoksa o sorunun çözümü için ulusun da yararına ve bütün insanların da yararına çareler üretmek midir? O bir. İkincisi, asıl şimdi sınav zamanı geliyor bu ulusalcılar ya da milliyetçiler için. Kendi toplumunuzun haklarına sahip çıkmak, kendi vatanınızın kaynaklarına sahip çıkmak, kendi sanayinize sahip çıkmak mıdır? Yoksa başkalarının sizin üzerinizdeki hesaplarına ve arzularına boyun eğmek midir? Ulusalcılık kendi yargınızın bağımsızlığını korumak mıdır? Yoksa dünya öyle istiyor diye, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyenler öyle arzuluyorlar diye örneğin uluslararası tahkimi de kabul etmek midir? Bunlar sınavlardır ve bu sınavlardan gerçek ulusalcıların geçip geçmediğine bakmak gerekir. Peki Türkiye ekonomisi gelişimini dünya ekonomisinden bağımsız olarak ilerletebilir mi? Hayır, ben hiç öyle bir şey söylemedim. Bilakis dünya artık tam rekabete açılmış bir dünyadır. Kendi başına böyle sınırları kapatıp da ayakta durmak mümkün değildir ya da doğru değildir. Mümkün olsa bile bunun ortasında ayakta durabilmek gerekir. Ama dünya böyledir diye, dünya da küreselleşme egemendir diye bütün bu söylenenleri olduğu gibi kabullenmemek, bir kendi kendine sormak. Acaba bu mu doğru yoksa benim düşündüklerim mi doğru diye insanların kendi kendilerine sormaları gerekir inancındayım. O bakımdan da ulusalcılık burada da kendisini gösteriyor. Yani ulusalcılık dünyada moda olan rüzgarların önünde sürüklenip gitmek midir? Yoksa ulusal kafayı, yani kendi ortak aklınızı örgütleyip sorunlara kendi çarelerinizi bulmak mıdır? Aslında belki de en önemli ulusalcılık ya da vatanseverlik iş yapmak, projeleri üretmek, sonuçlandırmak ve üretim sağlamak dediğimiz lafla gibi. Lafla ulusalcılık şimdi olmaz. Şimdi bu çok önemli bir konu. Özellikle özelleştirme söz konusu olduğu zaman, çünkü yıllardır hep özelleştirme yapılacak mı, yapılmayacak mı tartışılıyor.
çalışmaları devam ederken istatistiklere baktığımız zaman siz de pek çok kez özelleştirmenin karşısında tavır alan bir siyaset insanı olarak istatistiklere baktığımda Türkiye son 13 yılda özelleştirme üzerine çok konuşmuş, çok tartışmış ama maalesef pek iş yapmamış. İtalya'da sadece bir yıl içinde yapılan özelleştirme Türkiye'de 13 yılda yapılanın iki katı. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? İş yapmamış ama doğru yapmış. Yani böyle hepsini de satmamış şimdiye kadar bu uğraşmalar sonucunda. Özellikle hukuk yoluyla Türkiye'deki yanlış gidişin önüne çıkıldı ve bu başarısızlık, sizin tırnak içinde söyleyeyim, başarısızlık dediğiniz durum belirdi. Ama bana sorarsanız bu başarısızlık değildir. Bu elinizdeki muhafaza edebilmiş olmak demektir. Ama bu haliyle muhafaza etmek mi? Hayır. Elinizdekini düzeltmek. Devlet iyi işletmeyi yapamıyorsa niçin muhafaza etmek? Kim demiş yapamaz diye? İşletmecilik bir bilimdir. Mülkiyet meselesi değildir. Özelin elinde de kötü işleyebilir, kamunun elinde de çok iyi işleyebilir. Bu öğretilen ve bilimi yapılan bir alandır. Türkiye'deki başarısızlık daha çok bu kuruluşların, kitlerin özelleştirilmeyişinden, siyasete araç edilmesinden kaynaklandı. Devletin bunların sermaye yenilemelerini kolaylaştırmayışından kaynaklandı. Devletin bunlara çok pahalı borçlar almasına yol açmasından kaynaklandı. Ve hala da bunları düzeltme yönünde bir çaba yok. Herkes bir an önce satalım. Hatta biraz daha kötülesin de daha kolay satalım. Evet, demeye. Daha ucuza satın. Halbuki bunlar çok değerli. Yani Türkiye gibi bir ülke için bunların bir kısmına sahip çıkmak, bir kısmını belki yenilemek, bir kısmını serbest bırakmak, varsa satacağı bir şey, kendi teknolojisini yenilemek için, yeni yatırım yapmak için kendi karar versin. Ama Türkiye'de bir özelleştirme idaresi başkanlığı diye bir şey kuruldu. Bu kitler çok büyük kuruluşlar, hantallaştılar falan denirken Türkiye'nin en büyük holdingi yaratıldı. Bütün kitler ona bağlı. Yatırım yaptırtmıyor, personel değiştirtmiyor, şunu yaptırtmıyor, bunu yaptırtmıyor. Çürümelerini bekliyor ve satış zamanı. Ama zaten bir anlamda devletin de yaptığı bu değil. Mesela bir Karabük mucizesi yaşandı. Bir anlamda mucize demek mümkün buna. Çünkü 95'te çok sembolik bir şekilde işçilere satıldı. Ve Kardemir devredildikten 3 yıl sonra kar etmeye başladı. Yanlış model ama. Yanlış model çünkü hisseler yavaş yavaş işçilerin elinden çıkıp Karabük'te o fabrikanın yanında egemen olan haddanecilerin eline, yani hurda eriterek çelik üretenlerin eline geçmeye doğru gidiyor. Bu yanlış model. Doğru olan model, evet, yine halkın, çalışanın da katkısı sağlanabilir. O kamu kuruluşlarını düzeltmek. Onun için de her şeyden önce özelleştirmek. Yönetim kurullarını gerçekten o işin uzmanı olan ve siyasetçiler tarafından emredildiğinde hemen boyun eğmeyen insanlardan oluşturmak ve onları demin söylediğimiz o dünya çapındaki rekabetin içine atmak. Onlar kendilerini kurtaramıyorlarsa kamu onların yönlendirilmesinde bir ölçüde etkili olabilmeli. Ama bu etkililik de onları siyaset amaçları için kullanmak anlamında olmamalı. Peki bir anlamda adem ve merkeziyetçi bir devlet yapısı ve ardından bugünkü kitlerden farklı olarak özel kamu iktisadi teşekküllerin olması gibi bir model bugün Türkiye dışında, siz bunu Türkiye için çünkü öngörüyorsunuz, Türkiye dışında herhangi bir ülkede uygulanmış durumda mı? Böyle bir örnek var mı Türkiye'nin model alabileceği? Dışarıda örnek mi arayacağım bu oyuna? Ben Türkiye için önemli olan ve gerekli olan nedir? Ona bakarım. Yani böyle mutlaka da sizin dediğiniz tarzda bir adem merkeziyet değil. Hepsi belirli bir düşünceye, ana düşünceye göre ve belki stratejik planlama denilebilecek olan bir planlama doğrultusunda ülkenin gereksinimleri düşünülerek işletilmelidir. Şimdi Türkiye'de bugünlerde bir dokuma krizi yaşanıyor. Yani tekstil deniyor ya şimdi. Eskiden mensucat denirdi, sonra dokuma adi Türkçe bir sözcük. Mensucattan tekstile geçildi. O dokuma sanayinin örneğin bu ölçüde büyük, ölçüsüz yatırım yapmaması gerekiyordu. Türkiye'de aşırı yatırım yapıldı gereksiz bir alana. İtalya'nın ürettiği şimdi bütün tekstil makineleri Türkler tarafından alınmış %90. Değil, biraz eskittikleri alındı. Ve şimdi uzak doğudan bu bir çeşit tekstil dumpingi yapılınca Türkiye'de bu kesimde bir bunalım ortaya çıktı. Ama devlet yönlendirseydi
kendi sanayini de bir ölçüde elde tutarak bu alanı yönlendirseydi ve yatırımların ölçüsünü ayarlayabilseydi, elde ettiği, dünyadan elde ettiği bilgilerle böyle bir durum ortaya çıkmazdı. Benim kısaca söylemek istediğim, başıboş bıraktınız mı bir ekonomiyi? Olmaz. Yani hep devletin bir anlamda rehberlik yapması gerektiğini devlet, söylüyorsunuz. Devlet demiyorum ben. Yani devlet deyince bugünkü devlet bunları yapsın diye anlaşılıyor. Kamunun, yani kamuya sahip çıkmak, bir şeyin kamusallığının önemini anlamak ve onun en iyi işletiliş tarzını. Yani devlet deyince devlet memurları bunu işletsin değil. Ama kamu malını yine işletmecilik anlayışıyla, tıpkı özel kesimde olduğu gibi, onunla rekabet ederek yönetebilecek insanlar. Ama bir anlamda Türk halkının, bu toplumun o müteşebbüs ruhunu da çok göz ardı etmemek lazım. Çünkü Türkiye'de o siyasi istikrarsızlığa rağmen ekonomide bir büyüme ve gelişim kaydediliyor. Yani benim söylemediğim şeyleri yakıştırmaya çalışıyorsunuz. Tam tersine, Türkiye'de hatta devletçiliğin geçmişine bakarsanız özel girişimciliği teşvik için devletçilik ortaya çıktı. Ona bir altyapı hazırlamak için, insan yetiştirmek için ortaya çıktı. Şimdi denebilir ki bütün o dinamizmler artık devlete ne gerek görüyorsunuz diye sorulabilir. Hayır, o dinamizm var. O dinamizmi devlet kamu kesiminde de canlandırmak mümkündür. Ve bu ikisinin enerjisinden, ikisinin dinamizminden bir sinerji yaratmak, daha fazla ve çok daha toplamından öteye bir enerji yaratmak, Türkiye'de bir dinamizm yaratmak mümkündür. Ama dünyada bunlar tukaka edildi diye Türkiye'nin de bunlardan vazgeçmesi, örneğin demin sözünü ettiğimiz Güneydoğu'nun sanayisiz kalmasına, Doğu Anadolu'nun boş kalmasına, Türkiye'deki bazı kesimlerin zarar etmesine yol açabilir. Benim bütün söylediğim, kamunun ve özelin birlikte akıllıca çalıştırılması. Şimdi pek beğenilmeyen karma ekonomi, evet, düşüncesi var ya, evet, onun ustaca ve akıllıca yeniden canlandırılması. 10 yıl önce rahmetli Ali Koçman'a Vizyon dergisi için verdiğiniz bir röportajda 20 sene, 30 sene, hatta 100 sene sonra Türkiye nasıl bir toplum olur sorusuna, iyi bir toplum olur, Türkiye tam bir batı toplumu olur, bu ülke batmaz diye düşünüyorum yanıtını vermişsiniz. Bugün yani 10 yıl sonra aynı düşünce demişsiniz. Tabii batmaz, tabii ülkeler batar mı? Ama yani yüzüşten yüzüşe, yüzeyde kalmaktan, su üstünde kalmaktan kalmaya fark var. Sünger gibi yüzmek de var. Bir transatlantik gibi yüzmek de var. Onun için Türkiye batmaz tabii. Ben Türkiye daha iyi yüzsün istiyorum. Bütün insanların enerjisi iyi seferber edilerek Türkiye daha iyi yüzsün istiyorum. Yoksa birileri yüzdürüp ondan sonra ona binip gezeceklerse Türkiye'nin öyle bir yüzüş içinde de olmasını istemiyorum. Yüzmek dediniz, ben bir başka konuya geçmek istiyorum. Hı. Siyasetin ve ekonominin dışında deniz, şilepler, kaptanlık, tekneler sizin çok önem verdiğiniz, bir anlamda tutkunuz olan konular. Nereden kaynaklanıyor? Biraz denize? Babamdan geliyor, rahmetli babam. Osmanlı donanmasında Bahriye subayıyken, sonra Anadolu Hareketi başladığında Kuvayi Milliye'ye katılan, işte Alemdar olayında falan, Alemdar gemisinde çalışan bir deniz subayıydı. Sonra tabii emekli oldu. Daha doğrusu sivile geçti. Zonguldak'ta limanda çalıştı falan. Oradan bir deniz tutkun var. Ama onun kendi hayatı çok Osmanlı'nın son dönemlerinde bata çıkabilmem. Ben Beyrut'ta Arnillah Zırhlısı'yla batması, Marmara'da İngiliz denizaltısının batırdığı Nara'da bulunuşu vesaire. Bütün bunlardan çocukluğumdan beri denizle bir yakınlık edinmişimdir. Çok seviyorum. Bugün, mümkün olsaydı kaptan olurdu. Evet, hep olamadım. Onu söylüyorsunuz. Peki bugün ne yoğunlukta ve sıklıkta denizle ilgileniyorsunuz? Küçük bir tekneciğim var işte Bodrum'da. Yani 8-9 metre boyunda. Hem motor hem yelken. Onunla biraz gemicilik oynuyorum. Hatta öyle diyorlar ki ev almadan önce gittim Mümtaz Hoca, bir tekne aldı kendisine. Doğru mu? Doğru. Bir param vardı. İşte üniversitede ne kadar biriktiriliyorsa. Onun hepsini veriverdim.
Yine herkes gider Mersin'e, o gider tersine misali. Siz herkes düz taraftan girerken Gökova'ya siz ters taraftan giriyor musunuz? Dalgalı yerden giriyor musunuz? Doğru mu bu? Yanlış. İşte benim konu, benimle ilgili olarak söylenen birçok şey gibi yanlış. Ben Gökova'ya, yani Gökova'nın çok zevkli tarafları falan var. Ama ben o küçük tekneyle Gökova'ya girmek değil de tersine gidip Bodrum Yarımadası'nı dönmeyi daha uygun buluyorum. Çünkü orada biraz açık denize rüzgara çıkmış oluyorsunuz. Tabii Gökova'da da var ama Gökova bir gezinti yeri. Halbuki öbürü biraz daha gerçek denizciliğe daha yaklaştırmış oluyor. Onun için dalgalarla mücadele yolcu gemisi yerine şilep tercih etmek falan, bütün bunlar yakın hissettiğim bir şeye daha yakın olmanın sonucu. Onun için yani halkın, ülkenin gereksinimlerine daha yakın olmak politikada o. Yoksa sırf o mesleğin ya da elinizdeki teknenin size çok kolay getirebileceği zevklerden ya da üstünlüklerden yararlanmak değil. Hayat bir anlamda bir mücadele adeta sizin için. Yani öyle oldukça daha iyi oluyor. Peki hayatınızda en çok kimi tolere ettiniz? Kime müsamahalı davrandınız? Kime o tavizsiz tutumunuzdan vazgeçtiniz? Benim kendilerinden hiçbir şey almam gerekmediği düşünülen kişilere herhalde, çocuklarıma. Yani onlar karşısında insan tavizkar olmaya kendisini zorunlu hissediyor. Çünkü yani olmayarak niye kiminle mücadele edeceksiniz? Halbuki onlar size emanet edilmiş. Ama birileri, yani siz onlarla iyi geçinirseniz sizin durumunuz daha iyi olacaktır diye düşünülen birileri, bir kurumlar, partiler, liderler falan varsa işte orada tavizsizleşiyor insan. Mesafeli ve biraz sert bir baba mısınız, yoksa hiç o siyasette ve üniversitede gördüğümüz o mümtaz hoca profilinden farklı bir insan yapısı mı var evde? Çoğu zaman onlarla beraber olamıyorum şimdi artık ama yani genellikle yani kendileri doğruyu yapsınlar, görsünler istiyorum. Tabii ki o çok küçük yaşlarda olmadı. O zaman da biraz zaman zaman sert, zaman zaman yumuşak olmak gerekiyor. Orada işte o an insan nasıl davranıyorsa öyle davranıyor. Pek düşünmüyorsunuz. Yani o duygusal bir şey. Pek iyi düşünemiyorsunuz da. Belki yanlışlar da yapıyorsunuz ama bu başka bir ilişki. Son olarak kediniz Mırnık, o ünlü kedi kaybolduğu zaman Ankara'yı alt üst ettiğiniz kediniz. Etmedikçe. Yaşlandığına dair böyle hep sistemleriniz, üzüntüleriniz vardı. Hala yaşıyor mu Mırnık? Yaşıyor. 16 yaşını geçti. Bir tek dişi kaldı. Ama yani gitgide çocuklaşıyor tabii. Bütün yaşlılar gibi. İle kucak istiyor. İle sevilmek istiyor. Biraz huysuzlaştı. Ama çok da sevecen aynı zamanda. Gelir bayağı sever böyle insanı eliyle falan. Çok teşekkür ederim efendim. Programımızın sonunda konuklarımıza uzattığınız bir defterimiz var. Sizin için de bir sayfa ayırdık buraya. Diyorum ki içinizden ne geliyor, aklınızdan ne geçiyorsa lütfen bizler için yazıverin.